Oğlum her yer altın, yemin ederim bak. La Casette Papel'e döndü olay. Vallahi profesör gibi operasyon yapacağım sana birazdan. Açıyorum videoyu. Aç abiciğim. Hanımlar beyler, ben Serhat. Düğün Delisi'ne hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Altınöz Kuyumculuk Emre ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar, bugün düğünün temel taşlarından biri kuyumculuk sektörüyle ilgili de bir video paylaşayım. Emre bu konuda bize sağ olsun yardımcı olacak. Her zaman. Bu videoda temel olarak aslında şu başlıklar altında ilerleyeceğiz. Kuyumcuya güven olur mu? Bu videonun aslında başlığı da bu olur. Olur mu Emre? Olur. Olur mu olmaz mı? Emre onu bize anlatacak. Altın mücevher alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tek taş ve alyansları alırken de nelere dikkat etmeliyizi kısaca konuşacağız. Ama önce lütfen videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Alıştın bu işlere ha, YouTube'u ben gömleğimi çıkaracağım ben. Abi sen de giderek gençleşiyorsun, ben sana söyleyeyim. Maşallah de. Buradan seyircilere formülünü de açıklamak ister misin? Türk kahvesi. Emre, ilk soruyla başlıyorum. Kuyumcuya güven olur mu? Ama bunu şeffaf anlatmanı rica ediyorum. Öyle mi? Dur, sağ elimi sol göğsümün üzerine götürerek yani. Kuyumcu, iyisi de var, kötüsü de var. Kuyumcuya güven olur mu sorusunu çok rahat 3-4 tane dona ile anlayabilirsiniz. Mağazadan içeriye girdin, bir ürünü olabildiğince hınca hınç anlatıp böyle seni bir karmaşaya sürükleyip, ortada seni bir girdaba sürükleyip finalde bir şeyleri vermeye çalışıyorsa bu laf cambazlığına giriyor. Yani orada seni köşeye kıstırıp aslında satmak istediği ürünü satmaya çalışıyor biraz. Tabii. Tüketiciler de zaten acayip buna takıntılı durumda. Yani sonuçta mücevher satıyoruz. En özel anınızı taşlandırıyoruz. Aynen. Fiyatına güveniyorsan, ürünün güzelse kendi kendine de satabilir, pazarlayabilir yani. Sen de iyi bir anlatıcıysan bitmiştir. Ama bu anlatıcılık boyutunu böyle baskı, hani almazsanız yarım fiyatı ne olur, bilmem ne olur. Bunun gibi bir boyutlara getirmek. Satış stratejileri. Ya onu neden soruyorum? Şimdi sizin sattığınız ürünler öyle basit ürünler değil. Yani 200-300 liraya gömlek aldım, aman olmadı gideyim yarın iade edeyim, değiştireyim gibi bir durum yok. Yok. Peki hangi kuyumcuya güven olur? Siz hani Türkiye çapında önemli markanın temsilcisisiniz. Evet. Atasay çatısı altındasınız. Sizin gibi kurumsal firmalarda zaten sıkıntı minimum seviyededir. Çok iyi bir prosedür olduğu için evet, minimum seviyede. Ama biliyorsun ki hani kendi adına aile şirketi olup bir iki şubesi olan, tek şubesi olan, üç şubesi olan firmalar da var. Bunu birazcık kuyumcularla alakadar olabilir. Çünkü şöyle bir iki tane mağazayı aynı isimde açtığı zaman kurumsalım, bir belli bir zincir ağım varmış gibi davranıyorlar. Hani ben de artık güvenilirim gibi diyorlar. Ama bu işlem öyle değil. Çok kısaca söylemem gerekirse 30 yıldır bir kuyumcunun oğluyum. Babam hala No Name'de çalışıyor. Bense kurumsal bir markanın altındayım. İşte bak bu kritik nokta. Şunu da demek istemiyorum tabii ki. No name dediğimiz işte iki şubeli, üç şubeli, tek şubeli firmalar işte güvenilmez anlamında değil. Ama kurumsal bir yapıda olduğunuz zaman en azından muhatap bulma şansınız biraz daha yüksek. Kesinlikle. Tamam. Emre Bey, göreceğiz. Şimdi bu videonun açıklamalar kısmında Emre'nin web sitesini, Instagram sayfasını ekleyeceğim arkadaşlar. Ankara'da altın işi olanlar gelsin. Bizzat benim adımı da verip indirim alabilirler, söz veriyorum. Vay bak, duydunuz. Tamam, eyvallah. İkinci sorumuza geçelim Emre. Altın mücevher alışverişinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar. Özellikle ilk kez altın ürünü ya da mücevher ürünü alacak kişilere yönelik detayları vermeni istiyorum. Yani bugüne kadar belki insanlar en azından çeyrek altın, yarım altın, ne bileyim bir bilezik düğüne giderken takı olarak almışlardı. Ufak tefek bağlantıları var. Tabii ufak tefek olur ama daha detaylı ürünler var burada. Burada çiftlerimiz ya da izleyenlerimize ne gibi tavsiyelerin olur? Kuyumcu mağazasından içeriye girdiğiniz zaman size hitap eden ürünlerin olup olmaması, aldığınız ürünlerinin garantilerinin olup olmaması. Garanti. Garanti. Kuyumcunun garantisi olur mu diye çok genel bir eskilerin söylemi var. De o geleneksel olan kuyumculardan kaynaklanıyor. Kuyumcunun garantisi olur arkadaşım. Tüketici hakim heyetine bile gidebilir. Yasaları savunmanın karşısında yapabilirsin. Değişim hakkın var. Bazen ben çok fazla şey okurum. Tüketici hakem heyetindeki şikayetler ya da böyle belli sitelerdeki şikayet maillerini ya da yazılarını çok fazla okurum. Hep bu değişim ya da şey politikalarına çok fazla insanların yapılıyor. Bir kere bir insan içeriye girdiğinde kendisini güven altında hissetmesi lazım. Bir kuyumcu mağazasında güven altında hissetmesi lazım. Burada sınırlandırmıyorum. İster marka, ister no name. Kuyumcu da
güven olması için de garantinin olması gerekiyor. Aldığı ürün ister pırlanta olsun, ister altın ne olursa olsun. Tabii ki. Garantisi olması lazım diyorsun. Tabii ki. Ve herhangi bir ürün iadesi ya da üründe bir hata vesaire varsa da bu garanti üzerinden ister tabii değişimini, tamirini tabii ya da ücret iadesini alabilmeli. Tabii ki. Şu anda mesela çok fazlaca ürünler alıp hangi ayarda ürün aldığını bilmeyen vatandaş sayısı çok fazla. Mesela yani kapıdan çekilmiş, ürünü beğenmiş tamam ama bilgilendirmeleri, garantileri anlatılmamış. Yani hangi ayarda, hangi miktarda altını var, ne kadar bir garanti kapsamı var, hiçbir şeyden haberi yok. Böyle almış ve böyle tüketmeye çalışıyor. Almış değil, aslında ona satmışlar. Sonuç İşte olarak oradaki kritik noktalardan biri bu anladığım kadarıyla. Yani kesinlikle aldığı ürünün sadece görseline değil, aynı zamanda işte o teknik detaylara da, işte kaç ayar olduğu, ürünün garantisi vesairesi var mı yok mu, sertifikası varsa sertifikası var mı yok mu, bunlara bakması gerekiyor. Yani kısaca şöyle özetlemek gerekirse, Ahmet abi, Mehmet abi, Veli amcanın zamanında söz ile verilen garantilerin hiçbir geçerliliği yok. Yazılı şeffaf olması yazılı lazım. Şeffaf olması gerekiyor. Peki Emre, bunları burada anlatıyorum. Milyonlar izleyecek yarın öbür gün. Ya biz bunun, bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Bizim garantimiz öyle değil falan olursa açıklamalarda linkini bırakacağım bak. Buna da dedem güzel bir lafıyla cevap verebiliriz. Yüzümüz ak. Evet. İşimizin arkasındayız. Yürü be, yürü be Emre. Peki bu dönem özellikle Tektaş ve Allianz alımlarının tam dönemi. İşte evlilik teklifi edecek olanlar, nişan yapacak olanlar. Hayırdır, bir heyecanlandım nişanla. Ben de bu süreçlerden geçecek gibi görünüyor. Hadi bakalım, kanalıma abone olup like atmayı unutma. Tektaş ve Allianz çeşitlerinden ziyade bunların alımını yaparken nelere dikkat edilmesi lazım? Çünkü özellikle erkekler için de bu video çok önemli. İlk kez Tektaş alacak. Kuyumcuyla ilk kez tanışacak. İlk kez tanışacak. Daha sonra Allianz'ını alacak. Erkeklere çok çok önemli bir video olacak. Çünkü hangi çeşit yüzüğü beğendiğini öğrenmesi lazım. Parmak ölçüsü nasıl olacak vesaire vesaire. Bir sürü detayları var. Bunlardan kısaca böyle özellikle erkeklerin anlayabileceği bir dilden bahsedersen onlara da güzel bilgi vermiş olurum. Bir sonraki videoda çünkü Tektaş ve Allianz yüzükleri çeşitlerini burada tek tabii tek göstereceğiz. En popüler yüzükler hangileri, en fiyat performans hangileri, bir sonraki videomuzda da o gelecek. Ama şimdi kısaca Emre bize Tektaş ve Allianz'lardan bahsetsin. Bütün erkekler. Bu aletten ben de alacağım eve ya. O aleti aldıktan sonra bir de bunu Cent cinsinden ödeyip barkod alırsan. Cent cinsinden? Evet. Oğlum bunu okutmak için Cent'le mi alıyorsun bunu? Kurumsallık işte, kurumsallık. Evet, Tektaş ve Allianz'la alırken çiftlerimiz, özellikle erkekler nelere dikkat etmeli bir kuyumcuda? Bir erkek eş adayına Tektaş alırken hiç zorlanmasına gerek yok. Niye? Burada ecel telleri falan dökmesine gerek yok ya da endişe etmesine gerek yok. Bilsin ki... İyi akşamlar. 24 mi 22 mi? 24 er. Sertifikalı. 400 gram falan dolduracak da. 200'lük banknotlarla öderiz. İki balyada bitiririz. Sıkıntı yok. 400 gram altını ne yapmış? Nereden bulmuş ya? Oraları da kes kol. Balya balya öderiz dedik. Ne anlatıyorduk ya? Evet Emre, Tektaş ve Allianz alırken erkekler özellikle ya da çiftlerimiz, Tektaş Allianz alacak erkek adayları için söylemeyeyim, damat adayları daha doğrusu. Damat adayları. Erkek adayı nedir ya? Eşine yeni bir Tektaş almak isteyen bir erkek olabilir ya da Tektaş'ını kendi alıp kendi takmak isteyen bir hanımefendi olabilir. O yüzden hani burada tüm detayları vermeni istiyorum. Hani Tektaş alırken neye dikkat etmesi lazım? Allianz alacak çiftlerimizde neye dikkat etmesi lazım? Erkeklerin dediğim gibi buraya çok fazla endişeyle gelmeleri her zaman karşılaştığım şeyler. Bütçeme göre bir Tektaş bulabilecek miyim? Acaba alacağım Tektaş'ı eşim beğenecek mi? Ya da ben bunu değiştiriyorum, iyi bir şey mi yapıyorum? Ya da zarara mı giriyorum? Hı-hı. Aklında binlerce soru işaretiyle geliyor buraya bir erkek. Kadın da olsa fark etmiyor. Kesinlikle aklında binlerce soru işaretiyle geliyor. Bir damat adayı eşine bir Tektaş alacaksa eşinin ince ve zarif olan zevkleri ya da gündelik hayatındaki yaşayış biçimini ön plana alması lazım. Nasıl bir karakteristik yapısı var? Sade güzellikler mi? Sadelikten mi hoşlanıyor yoksa biraz daha gösterişli bir şeyler mi hoşlanıyor? Hani bazen ters köşeye yattığım zamanlar da oluyor. Sade bir kadına Tektaş da acayip gösterişli bir şey tercih ettiğin de olabiliyor. Ama oradan dönmesi kolay. Nasıl dönmesi kolay? Şöyle deyip, hayatım ben sana zarif zevklerim vardı. Hep abartı hiçbir şey kullanmıyordun deyip yapabilir, dönebilirsin. Ama ayık istiyorsun. Oradan geri vites yapılır. Ama öbür türlü mesela gösterişli bir mücevher tutkunu olan bir kadına ufak zarif bir hediyeyle gidersen, mücevher havası olmayan bir yüzükle ya da bir hediyeyle gittiğin zaman o zaman dıştığın andır diyebilirim.
Yani orada doğru söylüyorsun aslında. Yani yüzük alınacak kişinin karakteristik yapısı, zevkleri bunlar kesinlikle çok önemli. Ama dediğin gibi bazen ters köşede olabilir diyorsun. Peki alyans alırken, alyanslar genelde çok sadedir ama bazı şaşalı alyanslarda görüyorum ben. Gösterişli alyanslar görmüyor değilim. Orada mesela alyansa ne gibi trikler var? Yani neye dikkat etsinler? Sadece parmak ölçüsü alıp gelmeyle olmuyor iş. Eğer ki sadece modeline ve parmağıma uygun bir yüzük arıyorum diyorsa alyansı birinci değil, ikinci ayında değiştirmeye kalkar. %100. Alyansı parmağınızda unutmanız lazım. Bunu deyince insanlar biraz gülüyor. Nasıl unutacağım? Parmağındaki alyansla oynayan erkek ya da kadınlar alyanslarını kesinlikle kaybetmişlerdir. Çok ilginç bir detay. Nasıl yani? Parmağınızda bir yüzük rahatsızsa şöyle oynuyorsa evet, ya da şeyse unutacaksınız o alyansı. Diğer oyunculara gitti, güvendi, bozdurdu. gezdi. Güven o kadar önemliymiş. Eğer ki direkt alyansı beğenip yüzüğünü parmak ölçüsüne göre aldırırsa bir insan ergonomikliğini yani kullanışlılığını düşünmezse çiftler en kısa zamanda onu değiştirmeye çalışırlar. O püf noktayı kesinlikle atlamamaları lazım. Hani düz kesim alyans, bombeli kesim alyans bir sürü varyantları var. Hani onu mu alsam rahatsız olurum, bunu mu alsam rahatsız olurum. Alyans da bir de ölçü çok önemli. Alyansın ölçüsünü alan satış temsilcisinin iyi bir ölçü alması lazım. Çünkü alyansın darı rahatsız ettiği gibi bolu da rahatsız eder. Doğru, tam oturması lazım. Tam oturması lazım. Tektaşın da aynı şekilde. Ölçü iyi alınması lazım. Bu gibi yüzüklerde yani tektaş için ölçü yapılabilir. Tekrardan revize edilebilir. Ama alyans tekrardan revize edilebilir bir ölçüyle gelmiyor. Çünkü kadın alyansları çoğu taşlı oluyor. Erkek alyansları taşsız oluyor. Hı hı. Erkeklerde bir numaraya kadar büyütebiliyorsunuz, biraz oynayabiliyorsunuz ama kadın alyanslarında olmuyor bu. Taşlı olduğu için mi? Taşlı olduğu için. Bir de bu konuda kadınların biyolojik olarak anatomileri biraz değişiktir. Sabahleyin şiş uyandım ya da akşamleyin çok parmaklarım şişti. Bize göre birazcık daha değişik bir yapıları var. Bunları da göz önünde bulundurması lazım. Burada mesela yani öyle bir durum olduğu zaman yani yüzüğün bir numara daha büyük olması mı gerekiyor genişlik açısından yoksa tam olması mı daha sağlıklı kadınlar için özellikle? Onu kısaca şöyle de yapabilirsiniz. Mesela içine güzel bir iç bombe verirsiniz alyansın. Tene temas ettiği alanı bombe ile tamamlarsınız. Size ergonomiklik sağlar. Ha, bunu anladım. İyi kuyumcuların püf noktaları olarak değerlendirebilirsiniz. O ölçü alma dediğin kısım o yani. Mesela örnek veriyorum. Elips yanlardan biraz daha etli, üst taraf daha kemiklidir. Tabii. Ona göre yüzük dizayn edilir. Tabii. Şimdi bir de mesela bombeli alyanslar oluyor. El sıkışırken bile onu hissedersin. Niye? Parmaklar kapanmıyor. Parmak kapanmaz. Doğru. Beni gerçekten sinir krizi geçirtir o. Eğer öyle parmağımı rahatsız eden bir yüzük olursa. Herkes evlenirken parmağına uzun süreli takacağı ilk yüzüğü takıyor. Yani bu iş kullanışlı olmazsa yüzük ölçüsü doğru alınmazsa bundan sonraki yüzüklere bakış açınız da değişir. Bakın burası çok hassas. Kesinlikle değişir. Bir kere bir yüzükten memnun olursanız çıkarmazsınız, oynamazsınız. Yani erkeklerin en büyük şeyi var ya mesela elim rahatsız oldu bir rahatlayayım diye elimi yüzümü yıkayayım dedim. Mutfağa koydum. Aynen. Ya da şeye koydum bir baktım alyans yok. Ama ondan sonra geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlara. Çünkü alyansları kadınlar genelde çift olarak değiştirirler. Yani öbürünü de satacak, yeniden iki çift alacak. Alyans çifttir. O yüzden, tek alamaz. Evet. Erkeklere söylüyorum. Unuttuğu alyansları kesinlikle iki olarak düşünsünler. Beyler bu ince detay bak. Çok önemli detay. Altın fiyatlarının nelerde gezdiğini biliyoruz hepimiz. O yüzden alyanslara sahip çıkın. Kadınların bu konuda affı yok. Ama orada hak veriyorum yani. Tek yapılmıyor alyans. Çift olarak satılıyor. Tek de satılır. Ama bir kadın o saatten sonra aynı modeli de beğenmez. Ha, anladım. Diğer bir modele geçiş olur yani. Şu an anladım. Bu hatanın hocam. Bir bedeli olur beyler. Yani. Yani o hatanın bedeli bu olur diyorsun. Bu olur. O konuya dikkat et. Yani kesinlikle olur. Müthiş kritik detay. Benim hiç aklıma gelmemişti bu. Emre etkiledin beni. Helal olsun. Kaç yıl oldu? 13. Vay maşallah. Bir üst modelin Üzeyir'i çözden daha verimli gördüm seni. Bunu orayı keserek atarsın. Sonra ailede sıkıntı küresel kriz olur. Bir duayenimiz daha var Namık Bey. O sensei bak. Namık abiye buradan selamlar. Bir gün videomuza teşrif ederse de ayrıca müteşekkir olurum şahsen. Peki Emre, yani kısaca aslında durumu özetledin. Bu videoda aslında işte yüzük alırken, tektaş, alyans alırken, mücevher alırken nelere dikkat etmelisiniz? Kuyumcuya güvenilir miyi? Kısaca özetledik. Evet. Bir sonraki videomuzda bu senenin en popüler tektaş yüzükleri, alyans yüzükleri, onlardan bahsedeceğiz. Fiyat performans yüzüğü hangisidir? Bunlardan bahsedeceğiz. Onun dışında senin böyle kampanya olup satmak istediğin yüzükler varsa onlardan da bahsedeceğiz. Senin izleyicine can kurban istediğini yapalım. Vay be, eyvallah kardeşim benim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
İspanya Merkez Bankası olmazsak da kendimize göre bir altı stoğumuz şey, var. Şakaların da abin gibi ha. Yok ya, benim şakalarım abim kadar soğuk olamaz. Bunu da koyacağım videoya. Olur. Abin görsün. Şuradan başladım. Abi şakaların soğuk değil, önce onu da söyleyeyim. Borcum var da biraz gelip istemesin.